Arkadaşlar herkese merhabalar. Şiva ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağım. Bu değerlendirmeye geçmeden önce daha önceki çalışmalarımda da bu aşağıdaki inebileceği muhtemel kötü yerleri vermiştim. Bakın arkadaşlar. Nokta attı işte. Yani şu an Nuş'la ilgili az önce bir video yayınladım. Nuş'ta da aynı şey gerçekleşti. Yani bu kanalda izlediğiniz, dinledikleriniz, verdiğim destek ve direnç bölgeleri gerçekten kritik direnç ve destek bölgeleridir. Not almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Diğer kanallarda izlediğimiz YouTuber'ların söyledikleri destek ve dirençler gibi değildir. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim Shiba'ya. Ben Shiba ile ilgili daha önceki çalışmalarımda, Lush ile ilgili çalışmalarımda daha kez aynı şeyi söyledim. Gelecek 2023 yılı yeni boğa sezonu arkadaşlar. Yakınların ön planda olduğu yıl olacağını söylemiştim. Burada devasa yakınlar olacağını, güzel hedeflere zaten gidebilmesi için bu yakınları ağırlık vermesi de gerekiyor arkadaşlar. Lush yapıyor. Shiba da zaten bu yakınlara şu an ağırlık verdi. Shiba'ya bakıyorsunuz o kadar güzel, o kadar muazzam anlaşmaları yapıyor ki. Ama buna tezat tamamen ne oluyor? Aşağı geliyor habire. Habire aşağı geliyor. Evet. Bu anlamda böyle arkadaşlar ama bu noktalarda aşağı bölgelerde toplayan ciddi anlamda topluyor. Ben Shiba için 2023 yılı için bunu tabii ki ilk yarıda mı yapar, ikinci yarıda mı yapar onu bilemiyorum ama en az 10x ve 15x'ler bekliyorum arkadaşlar. Bu da en az. Daha fazlası da olabilir. Yakımı ağırlık verirse daha fazlası da olabilir. Çünkü bakın. Şu en tepeden alan. En yanlış alabileceği en yanlış noktadan dahi alan. Bu noktalara kadar geldi zaten ondan sonra aya girdiğimiz için maalesef ki bir yıldan fazla da düşüyor. Şu en yukarıdan alan için bile şu anki sadece destek bölgesinden bahsediyorum. Bulunduğu destek bölgesinden yaklaşık neredeyse 10x yapıyor arkadaşlar. Tabi aşağı gelirse bu daha da fazla olabilir. Zaten bu yapabileceği hedefler şu an alt yönlere bakıyorsunuz neredeyse hemen hemen hepsinde birkaç tanesi hariç en az bu 10x'ler var. Ama ben Shiba'da beklentim tabii ki sizin beklentiniz bunun daha da üzerinde olabilir muhtemelen. Yakınlara da ağırlık verirse zaten arka planda bir sürü güzel anlaşma yapıldı. Çalışmalar var ama o çalışmaların hiç meyvesini alamadık. Doğru mu? İşte yakın zamanda olmasa da yeni boğa sezonunda bu hareketler başlayacak arkadaşlar. Daha fazlası olabilir. Biliyorum çok yukarıdan alanlar ve bir yıldır Shiba'da bekleyen arkadaşlarımız da var. Onların Allah sabırlarını artırsın. Zaten bir şey kalmadı arkadaşlar. Şurada getirebilecekleri, yapabilecekleri en kötü hamleleri zaten yaptılar. Bundan sonra birazcık daha bekleyeceksiniz, birazcık daha sabredeceksiniz ama İnşallah sabrın meyvesini fazlasıyla alırsınız ve sevinirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki bunların olabilmesi için de piyasamızın iyi olması lazım arkadaşlar. Kötü piyasada maalesef şu an için iyi şeyler beklememek lazım. Güzel yükselişler niye gelmiyor? Hocam o kadar güzel anlaşmalar yapıyor, şu şunu yapıyor, bunu yapıyor gelmiyor. Bu piyasada çıkarmazlar arkadaşlar. Çünkü bakıyorsun 6x yapan, 7x yapan, 8x yapan altcoin'lere bakıyorsun. Tekrar o başlangıç noktasına tekrar geri gelmişler. Kalıcı olamıyorlar. Öncelikle tabii ki bu hareketlerin başlayabilmesi için iyi piyasa olması lazım ve orada kalıcı olması lazım ki daha sonra güzel hedefleri bekleyebilelim. Shiba'nın da beklentisi bence bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi yakın zamanda tabii ki sizin beklentiniz bunlar değildir ama yakın zamanda al sat yapanlar yani parasının bir miktarıyla al sat yapanlar için aşağıdaki destek, kritik destek bölgeleri ve yukarıda çıkabileceği yakın zamanda çıkabileceği direnç bölgelerini vereceğim. Aşağıdaki destek bölgeleri hangi şartta geçerli olur? Aşağıdaki destek bölgeleri Bitcoin aşağı sert satış yerse, aşağı yönlü 13.000 bandına doğru yolculuk başlatırsa, gelebileceği muhtemel bölgeler. Böyle bir süreç yaşanırsa zaten bütün altcoin'ler geleceği için sadece Shiba'ya has bir özellik değildir ama çünkü Shiba ile ilgili de her zaman video çekemediğim için aşağıdaki kötü yerlerin sadece nereleri olduğunu bilin arkadaşlar. Getirebilecekleri kritik destek bölgelerinin nereler olduğunu bilin. Yani elinde parası olan için de para ayrılabilir mi? Oraya isteyen ayırabilir kendilerini kalmış. Bitcoin gelmezse gelmez ama normal şartlarda yukarı yönlü hamleler başlayabilir. Şu an çünkü önemli bir destek bölgesinde. Bakın arkadaşlar milimetrik hatasız gördünüz mü ya? Daha önce verdiğimiz çizdiğimiz destek bölgeleri. Şimdi gelelim aşağıdaki desteklerine. Zaten şu an o desteği temas etmiş. 839'a temas etmiş. Bu destekte tutunamazsa tabii ki Bitcoin aşağı gelirse ne var arkadaşlar? Ara destek hatta ara desteklerini de vereyim ben. 800 Evet 819 %3,5 aşağısı 792 %6 aşağısı kırılması halinde 777'si var %8,5 aşağısı
Bu bölgelerin kırılması durumunda aşağıda indirebilecekleri şurada da tutunabilir ama 742'lerde tutunabilir. Tutunamazsa arkadaşlar ineceği diğer destek bölgesi 694. %26 aşağısı 621'ler. Bakın bu bölgelerin şartını tekrar söylüyorum. Bitcoin çok sert satış yerse, 13.000 bandına doğru geziculuk başlatırsa, hatta 13.000 bandının da altına kırarsa o şartlarda gelebileceği kötü bölgeler. Normal piyasada geleceğinden bahsetmiyorum. Böyle bir süreçte eğer Bitcoin o kadar bir satış yerse Shiba'nın da getirebilecekleri kötü yerler. Yaklaşık 600'lere yakın rakamlar arkadaşlar. Kötü yerleri. Peki piyasa iyi olduğu zaman şu an destekli tepki alımı gelebilir mi? Evet, gelebilir arkadaşlar. %3 yukarısı var. Sizin tabii ki yakın zamandaki beklentiniz bunlar değil ya da büyük resimdeki beklentiniz bunlar değil. Sadece yakın zamanda yapabileceği kısa pump hareketleri, aşağıda inebilecekleri, indirebilecekleri kötü yerlerinden bahsediyorum. 881 kırılması halinde yüzde yaklaşık 9'a yakın rakamda 925'leri var. Kırılması halinde 971'i var. %14 yukarısı. Bu bölgelerinde kırılması halinde bir sonraki hedefleri %17,70 1000'i var arkadaşlar. Zaten 1000 bölgesi kırılır ise eğer 1000 bölgesi kırılırsa bir dahaki hedefi yüzde yaklaşık 29 yukarısı yaklaşık 1100 diyebiliriz bu bölgelere. 1100 akabinde %39 yukarısı 1185 nerede kalıcı olursa bizim için çok çok iyi olur. İşte arkadaşlar %55 yukarısı yaklaşık olarak 1325'lerin üzerine atıp kalıcı olursa harika olur. Bu kanala gelip kalıcı olursa harika olur. Çünkü önemli bir direnç bölgesi özellikle şu an verdiğim rakamlar. Ondan sonraki hedefi zaten ondan sonraki hedefleri de yukarıda %83 yukarısı 1564 ve yukarıda önemli bir direnci olan %110 yukarısı yaklaşık olarak 1700 var arkadaşlar. Ama bu bölgelere gelmeden de özellikle şuradaki güçlü dirençlerinde de geri döndürebilirler. Daha büyük güzel hedefler için piyasanın kesinlikle iyi olması lazım. Dediğim gibi anlaşmalar mükemmel anlaşma yapıyor. Arka planda yakımları var ama bunların hiçbir şekilde şu an için biz meyvesini göremedik. Ama 2023 yılında ben bu meyveleri yavaş yavaş göreceğimi düşünüyorum. İlk yarısında mı yapar? İlk 6 ayında mı yapar? Son 6 ayında mı yapar? Onu bilemiyorum ama arkadaşlar en az 15x'ler, 20x'ler benim hala beklentim var. Daha aşağılara gelirse daha da güzel hedefler olabilir. Şu an zaten hangi altcoin'e bakarsanız bakın 12 istediğiniz rakamı hepsi yapıyor arkadaşlar. Neredeyse hepsi yapar Bitcoin bu aya girdiği zaman. Ama şurada şu hatamız oluyor bizim. Bu rakamlara gidecek olsalar bile ben bunu AVAX ve Sol analizinde de söylemiştim. Mesela AVAX ve Sol'da 1000 dolarlık ikisinde de biner dolarlık alan bir arkadaşımız vardı. Parası neredeyse 200 bin küsür dolara taşımıştı sadece birinde. Ve %80 de kayıp yaşamıştı. Buna rağmen hala satmamış. İşte bu gibi kritik noktalarda da al sat yapılması lazım. Çünkü güzel yükselişler de başladığı zaman o gibi yukarı çıkmayacaklar ki arkadaşlar. Düzeltme yapa yapa çıkacaklar. %30'lar, %40'lar, %70'ler. Kazancınızın %70'ini alacak geri gelecek. O noktalarda da kritik bölgelerde de al sat yapılırsa daha da fazlası alınabilir. Ama şu da var. Siz satarsınız komple çünkü al sat dediğimiz olayı da iyi bilmek lazım arkadaşlar. Paranın tamamını yani aldığınızın tamamını satmak da sıkıntılı. Çünkü satarsa bir fırlatırlar oradan bir daha da gelmez. O da var. Şu an için söyleyecekleri bunlar arkadaşlar Shiba için. Yakın zamanda görebileceği aşağıdaki kötü yerleri Bitcoin kaynaklı olarak ya da yukarıda Bitcoin'in hareketiyle yukarıda görebileceği kısa pump hareketlerinde görebileceği rakamları da verdim. Aşağıdaki Telegram grubuna katılın arkadaşlar. Oradan soru sorduğunuz zaman daha kısa sürede dönüş yapabilirim. Her videonun açıklama bölümünde mutlaka olur. Kanala abone değilseniz hala abone olarak da özellikle bildirimleri tıklayarak yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Like attığınız zaman daha çok insanın izlenmesine vesile oluyorsunuz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.